7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Yola gelsin. Hadi. Bunu nasıl yaparsın diye. Hadi söyle. Didem, sen benim en yakınım değil mi? Her şey seninle ilgili değil Şebnem. Bu benden çaldığın hayatla ilgili. Sen en başından beri bunu istiyordun değil mi? Benim hayatımı istiyordun. Düşman gibi bekledin değil mi? Ama seni uyarmıştım Didem. Üçüncü de affetmem demiştim. Gerçi böyle bir şeyin olacağını tahmin etmezdim ama. Bitti. Bitti. Artık dost değiliz. Ve kendini benden sakın, olur mu? Çünkü bu yaptığın yanına bırakmayacağım. Biz hiçbir zaman dost olmadık Şebnem. Öyle mi? Çünkü buna sen izin vermedin. Sadece patronluk tasladın. İhanetine kılıf mı uydurdun böyle? Sen ihanet mi diyorsun buna? İhanetin daniskası bu. Ayrıca ben sana patronluk taslamadım. Bendim patron zaten. Sen o küçük zihninde bunu hazmedememişsin, o kadar işte. Bir dakika, bir dakika. Sen nereye gidiyorsun? Seninle daha konuşacaklarımız var. Gidelim buradan. Hadi. Melisa! Melisa! Geç muhatap olma bence. Melisa! Merak etme. Beni bundan sonra hiçbir şey durduramaz. Efendim Onur. Neydi bu şimdi? He? Ne elde ettin? İntikam mı aldın kendince? Hı hı. Uzun sürecek bir intikam planının ilk adımı diyelim. Benden öyle kolay kurtulamayacaksın. Ne oldu? Ha? Yani demir bitti, sıra Onur'a mı geldi Didem? Ne yapıyorsun sen? Aysel Hanım. Ya daha dün. Daha dün. Sevgilim yok diye ağlamıyor muydun sen? Aysel Hanım, biz Demir'le ayrıldık. Kendi kulaklarınızla duydunuz.
Şebnem ve Onur'a inat benimle beraber olmuş. Ayrılmış. Demir olmayınca abisine mi göz koydun? Yani ne geçti? Neyin intikamı şimdi bu? Ha? Ya neyin diyor bir de ya. Sen sus. Onurcuğum sen görüntüleri izlemedin galiba. Tehdit, şantaj, montaj, deepfake falan mı diyeceksin? Sana aşık olmadığım için değil mi? Senle evlenmek istemediğim için. Değil mi? Hı? Ve bütün bunları seninle açık açık konuştuğum için. Değil mi? Nasıl üste çıkıyor görüyor musun? Yağ gibi hem de. Hayır diyecek yüreğin yok diye. Ha? Melisa mı suçlu oldu şimdi? Güzel işte. Kurtuldun. Evlenmiyorsun benimle. Bitti gitti. Asıl sen kurtuldun canım. Hadi gidelim buradan. Kes sesini, sana da geleceğim birazdan. Ayrım gayrım yok benim. Sen gel. Gel direkt bana gel. Gel çık, gel direkt. Çekil. Hey 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 hey, ne oluyor? Bırak. Hey, gel buraya. Ahmet. Ne yapıyorsunuz ya? Sakin. Ne oluyor ya? Ahmet. Al Melisa'yı götür bize, biz de geleceğiz. Tamam. Gel canım gel. Hani derler ya, su hem suçlu hem güçlü. Onur bunun vücut bulmuş hali. Suçlu olduğu kesin de. Benim bildiğim Melisa buna razı gelmez diyordum ama ne yalan söyleyeyim, son ana kadar korkuttun beni. Haklısın. Ay, aylardır her şeyi biliyordum, beni sevmediğini de biliyordum ama... Ama niye zorluyorsun değil mi? Sen de haklısın. İkinci Aysel için. Yani babasız büyümesin, bir ailesi olsun, ailesiz kalmasın diye. Melisa, aile olmak için kimseye ihtiyacın yok senin. Sen varsın ya. Sen güçlü bir kadınsın. Hem paran var, pulun var, yakında bebeğin olacak. Kimseye muhtaç olmadan kraliçeler gibi yaşarsın sen be. Doğru. Ben sonuçta bundan sonra bekar bir anne olacağım, öyle değil mi? Aynen öyle. Bundan sonra sana eks karım falan demeyeceğim. Sana kraliçem diyeceğim. Ay üstümden bir yük kalktı biliyor musun? Ha ben neler çekiyormuşum ya aylardır. Oh be. Doğru söylüyorsun. Melisa the queen is coming. Aman öyle gel canım benim. Ne düşündüğünüz umurumda bile değil. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilim. Neyi açıklayacaktım ki zaten? Utanmaz kadın. Gördük senin olduğunu. Benimle düzgün konuşun Macit Bey. Asıl sen bizimle düzgün konuşacaksın. Seni evimde istemiyorum. Defolup gideceksin. Defol! Önce onu yapıyordum zaten. Rezil. Aysel. Necmi. Necmi. İlaçlarını getir. İlaçlarını getir. Hemen. İlaçlarını getir. Hemen. Çabuk. Ne Onur ya, ne? Ne ya, görmediniz mi yaptıklarını? Takip etmişler, gizlice kaydetmişler. Gördük. Timsah gözyaşlarıyla ifşa ettiler. Ha senin hiç suçu yok, öyle mi? Hiç kabahatin yok, onun suçu öyle mi? Yaptığın şeyin sorumluluğunu al, bırak ya. Onların ne olduğunu bilmiyormuş gibi konuşmayın benimle. Ya daha sizin yanınızda şantaj yaptı Melisa ya, tehdit etti beni. Eğer evlenmezsen polise giderim dedi. Hepimizi açık edecekti, hepimizi ele verecekti. Mecburdum. Mecburdun, mecburmuş. Didem'le yatmaya mecbur muydun Onur? Başka kadın mı kalmadı ya gittim en yakın arkadaşımla? Bana bak sen, biz evliyken de birlikte oldun mu onunla? Yok artık. Şebnem daha neler ya, yok öyle bir şey, yok. Üzgündüm, kızgındım, kafam karışıktı, öfkeliydim, mutsuzdum. Ya, kimin olduğunun ne önemi var? Hep bir bahanesi var. Ya buna da karışma artık ya. Bu kadar da ilgilendirmeyi versin artık seni. Vallahi Melisa karakola giderse görürsün kim kimi ilgilendiriyor. Hı. Geldi aşın. Sen niye bu kadar tepki veriyorsun Şebnem? Onur'la boşandın. Bildiğim kadarıyla Mesut'la evleniyorsun. Bilmem Didem. Niye bu kadar tepki veriyorum acaba? Çok garip. En yakın arkadaşım eski kocamla yattığı için olabilir mi acaba? Tamam eski işte. Senin derdin benle, benle kızım benle. Onunla değil. Az önce de anladık zaten. Etrafımı kuşatacaksın aklınca. Paranoyak olduğunu biliyordum ama bu kadarı çok fazla. Az önce söylediğim gibi, her şey seninle ilgili değil.
Ne yani? Aşık mısınız Onur? Aa, yeter artık ama Şebnem, yeter. Bu kadarı da fazla yani. Ne yaptığımız kimseyi ilgilendirmez. Aynen öyle, kimseyi ilgilendirmez. Umrumuzda da değil. Sonunda. Şebnem. Yürü. Yeter. Gerçekten yeter. Ver Necmi, ver, ver. Aysel. Hemen. Buyurun Aysel Hanım. Çarpıntım var. Anne. Ah. Şimdi hiç sırası değil Onur. Sen bir git, görünme gözüne. Sana mı soracağım? Sen kimin evinden kovuyorsun ya? Anne, beni dinler misin lütfen? Teşekkürler Necmi. Daha iyi misiniz Aysel Hanım? Tamam. Anne. Dinler misin beni lütfen? Dinliyorum. Ve neyi izah edeceğini çok merak ediyorum aslında. Herhangi bir izahat vermeye gelmedim. Ama şunu bilmeni istiyorum bak. Seni uyardım, Melisa'yı da uyardığım gibi. Bu evliliği hiç istemediğimi apaçık ikinize de söyledim. Ama ne oldu? Beni umursamadınız bile. Ve bana bunu zorla yaptırabileceğinizi düşündünüz ve geldiğimiz nokta ortada. Kardeşinin sevgilisiyle birlikte oluyorsun ve kendini böyle mi savunuyorsun? Sakın! Sakın bana ahlak dersi vermeye kalkma. Sen adi bir hırsızsın. Sen tarihi eser kaçakçısısın ya. Ve senin bu yüzden hapse girip çıktığını herkes ama herkes biliyor. Bilmiyorlar mı sanıyorsun? Bu meselenin konumuzla ne ilgisi var? İlgisi var ki söylüyorum. Var ki söylüyorum. Herkes her şeyi yapıyor ya. Herkes her istediğini yapıyor. Herkes yaptığına her türlü kılıfı uyduruyor. Herkes istediği gibi yaşıyor. Ama bana gelince yok ahlak, yok kurallar. Öyle mi? Öyle. Öyle. O hiç toz konduramadığın Melisa'yı hatırla. Onu hatırla. Evli değil miydi? Evli çıkmadı mı? Ha? Kocası hapse girince gelip bana atmadı mı kapağı? Öyle olmadı mı? Sonra Şebnem... Çocuklarımı evime aldı, şimdi gidiyor Mesut'la evleniyor. Sonra sen. Ben de öyle mi? Evet sen. Ben ha. De. Ya anne, bu adam mesela ne işi var burada? Ne işi var hala bunun burada ya? Ha? Bu adam senin gizli aşığın değil mi? Siz birlikte gayrimeşru çocuk yapmadınız mı? Ha. Doğru konuş annenle. Bir dakika. Sen girme araya. Anne, seni affederdim. Ama bu adam buradan gidecek dedim. Sen ne dedin? Olmaz dedin. Bu benim kararım dedin. Bu benim evim dedin. Ben kendi kararlarımı kendim alırım dedin. Bundan sonra kendim için yaşayacağım. Kendim için kararlar alacağım. Bana karışma dedin. İyi işte, tamam. Tamam, ben de tam olarak bunu yapacağım işte. Tam olarak bunu yapacağım. Asıl benim kimseye hesap vermeme gerek yok. Ben de bundan sonra canımın istediğini yapacağım. Canım nasıl istiyorsa öyle yaşayacağım. Herkes gibi. Adalet istiyorum. İyi. Hayatını istediğin gibi yaşa. Sana karışan yok artık. Yolun açık olsun. Gidiyorum zaten. Kalmaya hiç ama hiç niyetim yok. De senin yanında laf sokuyor buna. Siz Onur'la boşanmadınız mı? Amacı ne anlamadım ben ya. Hadi Onur'un ne olduğunu biliyoruz da. Ya biz bu demir olayından zaten sonra bir daha uyuşamadık yani. Selo var bir de. Başına ne geldiyse benden biliyor anlaşılan. Bir şey diyeceğim. Sen Didem'e bir şey anlatmadın değil mi? Niyazi falan. Yok ya. Anlatır mıyım hiç? Bir sana söyledim. Sonra mecburen Onur'a.
Ne? Anlatır mı? Onur. Ya niye söylemesin? Onur bu. Bir şey yapmıyorsa korktuğundan yapmıyordur. Herif gitti Didem'in sevgilisini öldürdü, sonra Didem'le yattı. Bir düşünsene. Melisa da bunu biliyor. Ya Onur'a kız diye patlatırsa? Ben de yanarım. Halledeceğiz. Tamam. İyi oldu, iyi. Ne yaptın Melisa? Ortalığı ateşe verdin. Ne oldu? Benden beklemiyordunuz değil mi? Ahmet, bir şeyler içelim mi? Kızım, Ahmet oynat falan deyince ben zannettim ceset mezar görüntülerini falan göstereceksiniz. Anlık kalp krizi geçiriyordum. Vallahi aklımdan geçmedi değil. Yani sizi ömür boyu hapse tıkacak bilgi var elimde. Melisa sizinle ya, onun yaptı ya. Sakın bak Melisa, sakın. O yüzden Şebo Reis, bana yardım etmek zorundasın. Çünkü var ya, şu anda ikisini de öldürmek istiyorum. Demir'in yanına gömmek istiyorum ki Demir de buna çok mutlu olurdu yani. Baksana çocuk hem canından oldu hem sevgilisinden. Ya ne sevgilisi ya? Sevgilisi deyip durma şuna. Niye sence Demir'le sevgili oldu? Niye şu an Onur'la? Bana benzemek için olabilir mi? Benim gibi olmak istiyor. Olabilir mi? Ay senin kötü bir kopyan olabilir ancak o. Orası öyle de Melisa. Yıllardır benim yanındaydı. Öyle düşün. Hafife alma yani. Doğru söylüyorsun. Stajını Şebu Reis'in yanında yaptı. Yalnız senin eski kocanla yattığına göre seninle hala görülmemiş bir hesabı var. O yüzden biz ikili hareket etmek zorundayız. Ben o Didem'in yanına bırakmam da bunu. Düşün bakalım bir şeyler. Bu adamla evlenmeyi kabul edip etmediğimi sormuştunuz değil mi? Onur. Geç lütfen. Ne oldu? Niye çağırdın beni buraya? Konuşalım istedim. Geç lütfen. Geç geç. Sen de eve gitme istersen. Yani takiptedirler şimdi. Rahatsız ederler seni. Kötü bir geceydi ha? Sorma. Gerçekten de öyle. Sağ ol. Didem bak, bütün bu olup bitenler, yaşananlar gerçekten çok üzücüydü. Hani ben yani çok üzgünüm, çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Ne bileyim. Belki böylesi daha iyi olmuştur ha. En azından Melisa ile evlenmek zorunda kalmadın. Ah. Haklısın. Haklısın. Ama seni... Boş ver beni. Bak, Onur, bana karşı bir sorumluluk hissetmeni istemiyorum. Tamam, bir şey yaşadık. Bence güzeldi de. Pişman değilim. Ama senden hiçbir beklentim yok, emin ol. Ama bizi rahat bırakmayacaklar biliyorsun değil mi ya? Özellikle de seni. Hı? Boş ver. Ne rezillikler unutulmadı ki. Doğru. Ama bugün bizim için bir milat olsun. Hı? Bundan sonra hayatımızı kimsenin yönetmesine izin vermeyelim. Ne dersin? Öyle olacak zaten.
Artık Aysel Hanım'ın yanında da kalmıyorum. Bir süre otelde kalacağım. Sonra da bakarım ne yapacağım diye. Evet, iyi yapıyorsun. Ama bence ne yapsan daha doğru olur biliyor musun? Ne? Kendi evine dön. Yani o gece bana o Mesut'un çocuklarla bir arada yaşamasına dayanamayacağını söylemiştin. Onların o evde birlikte yaşamalarını istemiyorsun öyle değil mi? Öyle bir şey olmayacak zaten. Zaten ben onunla konuştum. Eğer evleniyorsan çık git Mesut'a taşın dedim ama dinlemiyor ki beni. Konuşmaktan fazlasını yap o zaman Onur. Sonuçta Şebnem seni resmen aile fotoğrafından kesti çıkardı. Yerine Mesut'u koydu. Deme bak sen. Nasıl bir meydan okumak bu Şebnem'e? Aman canım, bence Şebnem'in umurunda bile olmaz. Aa, niye öyle diyorsun Aydıncığım ya? Ben mesela şahsen çok bozulurdum böyle bir şeye. Mesela sizden birisi. Aa, zaten öyle bir şey olmaz da yani. Yapmazsınız biliyorum ama eğer yapsanız ben kabullenemem. Ay. Oh la la, ben sizi benim ekserimden biriyle düşünemiyorum bile. Ne münasebet. Tabii canım. Başka adam mı kalmadı bu dünyada canım? Aa. Tamam anladım, biliyorum haklısınız. Şebnem paralayacak diye de mi kaçarı yok? Ben aslında Onur için endişeleniyorum. Hayatım, sen neden Onur için endişeleniyorsun acaba? Etrafımızda yatmadığı kadın kalmadı. O daldan o dala kondu. Hakikaten. Hayatım, çünkü Didem onun konduğu son dal olabilir. Kadının sevgililerinden biri öldü, diğeri kayıplara karıştı. Ay öptüğü 3 gün yaşamıyor canım. Öyle. Doğru. Evet. Ay kara dul geliyor. Susun. Sessiz. Kanım dondu. Bunda şey mi var bunun altında? Yumurta. Şey dolgusu. Bayağı. Şeker çok güzelmiş. Muhallebi gibi bir şey. Didemciğim hoş geldin. Merhaba beybiler. Merhaba canım. Merhaba. Aydın, senden bir şey rica edeceğim ama. Tabii canım, buyur. Bana bugün bir canlı yayın açar mısın? Yalnız tatlım, ben o tarz videolar paylaşmıyorum. Burada bir şey var bunun altında. Aydın. Hı? Berbat bir gece geçirdim. Ve herkesten özür dilemek istiyorum. Özür tabii şart. Yasasız bir geceydi. Kabul ediyoruz özrünü. Ve özellikle de Şebnem'den. Sağ ol canım benim. Afiyet olsun. Günaydın Şebnem Hanım. Günaydın. Günaydın canım. Gel. Melisa gitti mi? Yok. İnmedi daha aşağı. Ölene kadar uyur o. Gel bak izle. Seninki canlı yayın açmış. Kim be benimki? Aydın. Didem. Gece hakkında açıklama yapacakmış. Ne? Aa. Ay ne yumurtlayacak acaba? Şebo Reis, bu arada kıyafet için çok teşekkürler. Tarzım değil ama. Yakışmış ama. Yakışmış. Bana her şey yakışır. Evet. Hazırız tatlım. Dido, beni öyle kirli emellerine alet etmek gibi bir düşüncen yok değil mi tatlım? Saçma sapan konuşma Aydın. O zaman 3, 2, 1. Herkese merhaba. Ben Didem Özcan.
Yani çoğunuzun tanıdığı, bildiği haliyle Şebnem Gümüşçü'nün kara kutusu. Çok büyük bir komploya kurban gittim ve bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bugüne kadar yanında olduğum, dostum sandığım Şebnem ve eski kocasının Melisa Özsoy birlik olup bana tuzak kurdular. Ve bekar bir kadın olan benim en özel görüntülerim ifşa edildi. Bizi mecbur bıraktın. Ve bunu niye yaptılar biliyor musunuz? Onur Gümüşçü'yü paylaşamadıkları için. Ay, al senin olsun. Üstelik bunun sorumlusu ilerledik. Aldıkları hisseler, kopardıkları servetler yetmedi. Benimle uğraşmaya başladılar. Bugüne kadar Şebnem'i hep savundum. Ama artık bunu yapmayacağım. Ama şunu bilmenizi isterim. Şebnem, sizin bildiğinizden çok daha kötü şeyler yaptı. O yüzden buradan uyarıyorum. Beni zorlamaya devam ederlerse, bildiğim bütün kirli sırları açıklarım. Elinizi benden çekin. Yeter, yeter. Bitti tatlım, bitti, bitti. Daha fazla devam etmiyorum çünkü sana daha fazla alet olmak istemiyorum. Ne oldu Aydın? Gerçekler ağır mı geldi? Canım, ağır gelen gerçekler değil, iftiralar. Didemciğim bak yapma. Tehlikeli sularda yüzüyorsun, yem olursun timsahlara, yapma. Havan batsın senin, havan! Ne diyor bu be? Ay biz daha ne yapalım diye düşünürken kadın bütün füzeleri üzerimize attı ya. Tehdit ediyor resmen. Yalnız yine benim silahlarımla, görüyor musun? Hmm. Evet, senin gibi mikrofon delisi çıktı o da. Ne yapalım? Bence seks kasetlerini hemen servis edelim. Zaten kısacık bir şey. Ay. Hem Onur Didem'den daha çok rezil olur. Melisa. Ne? Hayır, konuştuk. Öyle belden aşağı vurmak yok. Ne peki? O bize belden aşağı vuruyor ama. Önce bir ayağının altından o halıyı çekmek lazım ona. Hangi halıyı? Bir şey söyleyeceğim. Birini aramadan önce bana bir planını anlatsaydın keşke. Ahmet neredesin? Melisa'yı almaya gelecektim. Ne oldu ki? Hemen buraya gel. Halletmemiz gereken bir iş var. Emredersiniz patroncuğum. Sizi dinliyorum. Ne diyorsun Bora? Halledebilir miyiz? Elbette. İstediğiniz buysa eğer. Tüm hukuki şartlar lehimize. Ancak tabii yani konuşarak bu iş... Daha önce konuşmadık mı? Konuştuk, her şeyi söyledik ama kabul etmedi. Yani... Yasal yollardan gitmekten başka çaremiz yok. Hı? Evet efendim. Nasıl isterseniz. Bir imzanız yeter. Ben Şebnem Hanım'ı evi tahliye etmesi için yasal işlemlere başlatırım. Evet, o zaman alayım Uğur öpücüklerimi. Acele etmeyelim ya. Beklesin biraz. Ne oldu efendim? Çocuklar. Çocuklarım Bora Bey. Ece ile Emre. O evi çok seviyorlar. Orada kurulu bir düzenleri var. Şimdi onlarla konuşmadan böyle bir şey yaparsak çok üzülürler. Biliyorum ben, çok üzülürler. Yani önce bir konuşmak, anlatmak lazım. Hani sen en iyisi benden haber bekle. Hı? Nasıl isterseniz Onur Beyciğim. İyi günler efendim.
açmıyor. Aydın, sana bir şey söyleyeceğim. Sen bittin hayatım. Şebnem öldürecek seni. Etilerini koparacak, lime lime doğrayacak. Bu düpedüz ihanet Aydıncığım. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsunuz siz? Siz burada değil miydiniz? Yok değildik. Buraya gelmedi mi Didem? Ve beni kandırmadı mı? Ben sadece özür dileyeceğim demedi mi? Öyle bir şey oldu mu? Asıl bu ihanet, sizin bu yaptığınız. İlk fırsatta beni satıyorsunuz. Ne yapıyor bu? Bak bir saçmalık daha. Ne yapıyor? Şöyle alabilir misiniz? İyice cana nasıl susamış? Nesine güveniyor? Nesine güveniyor? Onuruna güveniyor. Kime güvenecek? Kızlar, bu tek gecelik bir ilişki değil. Özgüvene baksana. Ay. Beybiler, gözümün içine baka baka dedikodumu yapıyorsunuz. Ne münasebet. Biz mi? Ben arkadan sevmem canım dedikodu yapmayı. Yapmayın. Devam ederseniz sizi buradan kovmak zorunda kalırım. Efendim? Kovmak mı? Bizi mi kovacak? Kovmak mı? Evet, öldüresim var. Hadi bakalım, çantalarınızı falan topluyorsunuz ve derhal mekanımı terk ediyorsunuz. Evet. Hırsını bizden çıkarıyor, biz mi? Hayır, kusura bakma. Canım. Ne kadar seviyorsunuz ya. Bu müessese bugüne kadar ayakta kaldıysa bizim sayemizde ayakta kaldı. Dedikodumu yapmayın dedim. İnatla devam ettiniz. O yüzden rica ediyorum. Ama o ilişkimiz bunu söylemek zorunda. Didem. Bırakma. Evet, sen ne hadi oluyor? Kimin mekanından kimi kovuyorsun sen? Melisa? Aysel mamicim. Evet. Eşyalarımı almaya geldim. Ben de sana geliyordum. Hadi geç oturalım şöyle. Ay bu halde mi? Çok şıksın. Mersi. Ama hiç konuşmasak olur mu artık? Bak benim kafamı bozma. Zaten çok sinirliyim. Geç. İşte sonra da bizi kovdu yani. Kovdu yani. Evet. Bilmiyorum, belki de gelmeseydin yaka paça atardı bizi. Aydıncığım, ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorum tatlım? Gerçekleri anlatıyorum. Kovmadı mı bizi? Ha? Oturtmadı mı? Bak insanlar orada. Ben hayal mi görüyorum? Şebnem. Çok pardon. Sizi acaba yan masaya alabilir miyiz? Elemanım bir hata yapmış da. Bugünlük misafirimizsiniz. Her şey ikramımız olacak. Peki Şebnem Hanım. Teşekkürler. Buyurun. Bitti mi şovun? Bitmedi. Aksine yeni başlıyor. Hemen pılını pırtını toplayıp defolup gidiyorsun buradan. Pardon? Sahip olduğun her şeyi ben verdim ya sana. Şimdi her şeyi geri alıyorum. Yani her şeyi değil. Sadece burayı. Şimdilik ama. Eğer bir numara daha yapmazsan tabii. Buradan gitmesi gereken ben değilim Şebnem. Burası benim. Artık değil. Ahmetciğim. Bunu yapamazsınız. Yaptım bile Didem.
Bak bakalım elimi üzerinden çekince ne oluyormuş. Çekersen çek, ne alakası var mekanın sahibi? Benim. Benim mekanın sahibi. Evet. Buyurun Didem Hanımcığım. Ne bu? Satış sözleşmesi. Gördüğün gibi yüksek bir meblağ karşılığında işi katını ödeyerek satın aldık. Burası artık Şebnem Hanım'a ait. %100. Tebrikler Şebnem'le olsun. Benden hiç onay beklememelisin. Hiç. Bu yaptığın o kadar yanlış bir şey ki. Evet. Ya nasıl yaparsın böyle bir şey Melisa? Ya o kadar çirkin görüntüleri nasıl gösterirsin? Aa. Senin ırz düşmanı oğlun o görüntüleri yaparken hiç sorun değil, benim izlettirmem mi sorun? Kızım çok haklısın. Ya ne söylersen haklısın. Ama Melisa aşk olsun bana söyleyebilirdin. Ben hesap sorardım ondan. Böyle ulu orta, herkesin içinde. Seni üzdüğüm için özür dilerim Aysel Mamicim. Ama ne yapayım? Gözümü intikam ateşi bürüdü. Düşmanımın nefreti benim zırhımdır dedim. Ay demez olaydım o lafı. E ne olacak şimdi? Ay ne olacak? Gideceğim işte buralardan. Sen bana demedin mi? Sen yalnız değilsin. Senin bir ailen var diye. Hakikaten benim bir ailem var. İkinci Aysel Mami'm var. Bu hormonlarım. Bak ortada hiç konu yokken de ağlıyorum. Aa. Ah canım. Ay böyle ay. Miydi? Nasıl yapıyorduk? Ya ben düğünüme günler kala aldatıldım ya. Bir şey olur mu alayım? Zaten bu Şebnem'in kıyafetleri hiç bana göre değil. Zevksiz zevksiz şeyler. Baksana hiç gösterişli değil. Ben de hormon yok. Beni niye ağlattı? Öldü çoktan senin hormonların. Kızım hiçbir yere gitmiyorsun. Burada kalacaksın. Ay hiç kusura bakma. Ben senin o ırz düşmanı oğlunla aynı çatı altında kalamam. Kalmıyorsun zaten. O gidiyor, otelde kalacak bundan sonra. Hangi otel? 5 yıldızlı değildir umarım. Ay neyse ne, cehennemin dibine kadar yolu var. Ya ben bu kadar şey yaptıktan sonra hala benimle kal mı diyorsun? Ben sana ne demiştim? Biz anne kızız. O yüzden de burada kalacaksın ve asla torunumun başka yerde doğmasına izin vermiyorum. Bu evde mi? Ay. Nasıl yani, ebelerle mi doğuracağım eski usul? Melisa, senin ebenin ne işi var burada? Rica ederim. Bunu yapamazsınız. Ben buraya yıllarca emek verdim. Tırnaklarımla kazıdım. Nasıl alabilirsiniz ya elimden, ne hakla? Sözleşme... Ya başlatma sözleşmene! Ondan mı bahsediyorum ben? Şebnem, yapma. Bak burası benim evim. Sakın. Niye? Canlı yayında hiç öyle konuşmuyordun. Sallıyordun yumrukları. Kendimi savunuyordum. En özel anlarım ifşa edildi sonuçta. O en özel anlarını sabah Melisa ilk iş sosyal medyaya yükleyecekti, biliyor musun? Yine ben engel oldum. Yine yaptım iyiliğimi yani. Zaten hayatımızın özeti buydu Didem. Meğer benim yaptığım iyiliklerin altında ezilmişsin sen. Zaten bu yüzden yapmıyor musun bütün o iyilikleri? Senin olayın bu. İnsanlar üstünde üstünlük kuruyorsun ve insanları satın alıyorsun. Öyle mi? Öyle.
Ben senin hakkını da vermeyi düşünüyordum da. Şimdi sen yine seni ezmek için sana iyilik yaptığımı falan düşünürsün. Kesinlikle. İyi. İyi o zaman Didem. Söyle. Ne kadar? Kaç para? Ne kaç para? Ne diyorsun ya? Seni satın almışım ya Didem. Bunca yıl hep malım mülküm için yanında durmuşsun ya. Şimdi yokluğunu satın almak istiyorum. Sessizce hayatından çekip gitmen için ne kadar istiyorsun? Para umurumda bile değil. Sahip olduğun her şeyi alacağım Şebnem. Hayatının en büyük pişmanlığı bu an olacak biliyor musun? Hep bu ana dönmek isteyeceksin. Keşke o lafı etmeseydim diyeceksin. Mekanımı terk etmen için bir gün var. Öyle kalırsın. Ya ilahi adalet. Ya 5 dakikada değişir bu işler canım. Canım. Didem ben seni sonra arayayım mı? Biraz meşgulüm şu anda. Onur. Şebnem az önce buradaydı. Manjede. Yarına kadar burayı terk etmemi istiyor. Nasıl yani? Ahmet denen o alçakla beraber geldi. Ellerinde sözleşme var. Satın almışlar burayı. Onur bak. Burası benim için çok kıymetli biliyorsun. Burası benim evim. Ne yapacağım ben şimdi? Anladım tamam. Sakin ol üzülme lütfen tamam mı? Ya nasıl üzülme dersin bana? Resmen mekanıma çöktüler. Tamam Didem. Ben ne yapabilirim bir bakacağım. Elimden geleni yapacağım ama şu anda kapatmam lazım. Ben kesinlikle çok iyi bir hastane isterim. Melisa. Ay bunun ne işi var? Irz düşmanı hani gelmiyordu buraya? Onur. Ne oluyor, hayırdır? Eşyalarımı almaya geldim. Melisa, madem sen de buradasın, seninle 1-2 dakika konuşalım mı? Ay değil, 2 dakika. Sana ayıracak 2 saniyen bile yok. Ben de bayılmıyorum zaten. Ama konuşmamız lazım. Çocuğumuz için. Lütfen dinle. Konuşur. Sonra hemen gideceğim zaten. Manjenin önünde bekleyelim. Didem çıkar çıkmaz arabayı sür üstüne. Ezelim geçelim ya. Duydun değil mi nerede? Para değil, her şeyini alacağım elinde. Uyardım kızım seni. 1000 defa söyledim. Yok Dido yapmaz. Yok Dido benim dostum. Yok Dido hayatta öyle bir işe kalkışmaz. Al işte karının içindeki kin öyle büyümüş ki hepsini kustu. Ya bir dinle sen beni. Her şey o kadar kolay olacak işte bu. Oğlum ne bileyim lan ben. Yıllarca beraberdik biz. Ne bileyim ben böyle bir şey çıkacağını. Ayık ol Şebo. Bak çok büyük fitne fücuğu var burada. Didem her şeyi ince ince düşünüp hesap etmiş ve unutma senin yöntemlerini çok iyi biliyor. Hepsinin tatbik edecek. Nereye tatbik ediyor lan aynen? Hiçbir şey yapamaz. O kerameti yöntemlerde değil, onu uygulayan da bende yani. Vay yürü be Şebo. Ulan vallahi helal olsun sana da. Aynen. Aynen Şebo, aynen. Benim de dert ettiğim şeye bak. Kral burada ya. Reis.
Evet, sakinleştiysen makul bir şekilde konuşalım mı? Sen benim sakin göründüğüme bakma Onur. Her an seni demirin yanına gömebilirim çünkü. Melisa, sessiz ol lütfen. Biri duyacak. Bak, birbirimize aşık değildik. Zorunluluktan yapılacak bir evlilik de bizi mutlu etmezdi. Ama şimdi... Ama ne? Ama şimdi ne? Bak, evli olmadığımız için birbirimizi yıpratmayacağız. Her ne kadar ayrı olsak da bizi bir araya getirecek bir çocuğumuz olacak, tamam mı? Ve Emre ve Ece için bugüne kadar neler yaptıysam, çocuğumuz için de ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Sen bu dilleri neden döküyorsun biliyor musun Onurcuğum? Çünkü bülbül gibi ötmemden korkuyorsun. Cinayeti diyorum. Ya Melisa, lütfen lütfen biraz sakin olur musun? Annem duyacak. Hı hı, duyacak. Hem biz bunu aramızda konuşmadık mı Melisa? Hı? Bu dördümüzün arasında bir sır olarak kalmayacak mıydı ha? İfşa edersen hepimiz yanarız. Hepimiz değil Onur. Sen yanarsın. Neden? Çünkü cinayeti sen işledin. Bir de yetmiyormuş gibi Demir'in sevgilisiyle yattın. Melisa. Merak etme. Ötmeyeceğim. Ama şimdilik. Ayağını denk al, her an fikrimi değiştirebilirim. Hamilelikte yasak olmasa yani içeceğim şu anda kahve yerine. Ne yaptın Melisa? Topladın mı eşyalarını? Hayır canım. Aysel Mami dedi ki bu evden gidecek olan biri varsa o da Onur'dur. İyi. Bu Didem açmıştır kollarını, bekliyordur zaten. Şebnem, Didem'i karıştırmasan. Yani zaten yapacağını yapmışsın. O Ahmet'ten ayrıca gidip Manji'yi elinden almışsın. Manji'yi Didem'in elinden ben almışım, öyle mi? Manji benim zaten Onur. Didem nasıl yetiştirmiş görüyor musun? Ne oldu, Didem ağlayarak gelip sana mı anlattı bunları? Şebnem, Şebnem yapma lütfen. Didem yıllardır orada. Bu hayatta sahip olduğu tek şey o mekan. Yaptım bile Onurcuğum. Ve emin ol bu iyi günleri. Ay ne diyor? Didem ne yapmış? Ay yüzünü görmeyi çok isterdim. Ahmet mi? Hayırdır? Sizinle konuşmamız gereken bir mesele var. Siz kimsiniz? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan bırakın beni! Bırakın lan! Geç! Nereye götürüyorsunuz lan beni? Nereye götürüyorsunuz lan beni? Bırakın lan! Dur! Bırak! Sesini kes! Daha hızlı, daha hızlı! Tamam lan. Tamam. Bırakın lan beni. Bırakın. Canlı konum mu? Görüyor musun? Kalkmış Onur'u aramış. Ondan medet umuyor. Göstereceğim ben ona medet ummayı. Yarın seninle geliyorum. Ona iki çift lafım var. Oo, bravo. Maşallah, maşallah. Bayağı samimi olmuşsunuz, öyle mi? Yani bir sakıncası yoksa. Aşk olsun. Nasıl bir sakıncası olacak canım? Da. Yani Didem'i de aranıza katarsınız diye korkuyorum. Başkanlığı bırakmam diye de korkuyordun ama bak bırakıyorum. Evet Bora Bey, verin halledelim şu işi. Hadi Boracığım, hadi. Elbette Şebnem Hanım. Buyurun. Evraklar hazır. Buyurun efendim. Hı.
Şebo Reis. Kime devretmeyi planlıyorsun haklarını? İlahi Melisa'cığım. Ay sen mami. Kime devredecek? Bana elbette, değil mi? Yani ha sen de istersen eğer başkanlığı sana devretsin. Ay Aysel mamicim, yani benim hamilelik iznim olmasa ben aday olurdum ama maalesef aday olamıyorum. Allah korumuş. Şebnem Hanım, adının altına imzalar mısınız? Şey ya, yok. Bir düşündüm de şu mevzular bir çözülsün. Öyle imzalayacağım. Çok mantıklı. Pardon, hangi mevzular? Şebo, Şebnemciğim, ortada mevzu falan yok. Bu çocuk oyuncağı değil. Şirketi bana devredeceksin. Ayso, ben bu Onur'dan fena huylandım. Şimdi bu Didem'i şirkete falan sokar. Az evvel sen de dedin ya. Kesin getirir. Asla müşteri ol. O Didem denen kadın asla şirketimin kapısından içeri giremez. Ayso, sen bize de izin vermiyordun ama bak herkes her şeyi aldı. Tedbirli olmak lazım. Şebnem, derhal imzala onu. Derhal imzala. Sözünden dönme. Bak yoksa... Ne yoksa Ayso? Ne ara biz şimdi tehdit aşamasına geldik? Bu maciz sana iyi geldi zannetmiştim. Aşk falan bir yumuşadın ama senin derdin başkanlıkmış. O yüzden kibarmışsın bana, huyuma gidiyormuşsun. Anlaşıldı. Ben senin suyuna gidersem yolumu şaşırırım. Çünkü her türlü şey var sende. Hile, hurda, desise, montaj, kürtaj, affedersin o yok. Ne var? Entrika, kaos, eniştecilik, aynı kadınla iki kardeşin yatması. Şöyle... En bayıldığım iletişim tarzına geçtiniz kızlar. Hemen cevabını yapıştır. Altta kalma. Şu an değil Ayso. Ya tamam lan, iniyorum işte. Ya yeter. Ya bırak lan beni. Yürü. Ya bırak lan beni. Yürü de. Ya bırak lan. Ya yeter. Yürü. Bırak. Bırak. Bırak beni. Bırak. Oh! Bu ne ya? Ay. Beyciniz. Mafyacılık mı oynamaya karar verdi? Sen kendini ne sanıyorsun lan? Hı? Beni gizlice takip edeceksin. En mahrem görüntülerimi kaydedip servis edeceksin. Ben de buna sesimi çıkarmayacağım. Bunun bir bedeli olmayacak, öyle mi? Aslında bana teşekkür etmelisin, biliyor musun? Sonuçta istemediğin bir evlilikten kurtardım ben seni. Ulan. Yani gerçi Melisa için yaptım ben bunu. Onu kendi pis karanlığına mahkum etmedi. Bak seni son kez uyarıyorum. Bir daha hayatıma burnunu sokmayacaktın. Gideceksin hayatımdan, tamam mı? Yoksa seni o çıktığın deliğe geri sokarım. Melisa'yı da Didem'i de rahat bırakacaksın. Yürü git lan, ezik herif. Bırakın, bırakın, bırakın. Şeyi! Adamın canını sıkmayın lan. Beyaz atlı prensi geldi. Kalk, kalk. Kalk, Ahmet kalk. İyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim, toparlayacağım.
Ayşebu Reis. Hı. Ben aşağıda sana kaş gözetmeseydim resmen imzalıyordun kağıtları ya. Hayır, Aysel Mami'ye güvenmediğimden değil. Ama oğlu sonuçta. Yani Onur'a karşı bir zaafı var. Aynen aynen, doğru dedim. Ben aslında uyandım da iyi yaptın yani. İşte elimizde koz dursun. Aynen, iyi ki uyandın. Ya Onur sözünü tutmadığına göre biz de tutmak durumunda değiliz. Melisa, demir konusu hariç ama değil mi? Aramızda o bak. Neymiş aranızdaki konu? Ne konuşuyorsunuz siz oğlum hakkında? Ben açıklıyorum o zaman. İyi. Şimdi şöyle, bu Didem var ya, Didem. Sizin oğlunuz Demir bence onun yüzünden kaçtı. Çocuğun kalbini kırdı çünkü. Ağzında geveleyip durma. Ne demeye çalışıyorsun? Ay Macit Bey amcacığım, siz de hiçbir şey anlamıyorsunuz ya. Yani diyorum ki iki kardeşi birbirine düşürdü bu kadın. Onur'la ilk yatıp kalkması değildir. Daha önce de bir şeyler olmuştur. Demir de bunu öğrendi. Ne yapsın çocuk? Kalbi kırıldı. Kaçtı gitti buralardan. Ay tamam, benim esinlerim bozuldu zaten Melisa. Ben gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Siz bunu bir düşünün Macit Bey amcacığım. Hayrola? Onur, eşkıya mı kesildin başımıza? Adam kaldırmalar falan. Çoktan hak etti bunu. Lan senin hak ettin ne peki? Ha? Mesut. Gel bakayım anne, iki dakika. Bana bak. Şu an cinayetten içeride olman gerekiyorken ilginç bir şekilde dışarıdasın. Değil mi? Ha. Sadece ben mi? Birbirimizden farkımız yok Mesut. Sen ve Şebnem, sizin ikinizin de hapiste olması gerekmiyor mu? Ki o zaman ben bu yaşadıklarımın hiçbirini yaşamazdım. Gerçekten mi? Hatırlatayım istersen. Selo. Hı? Niyazi. O yüzden beni tehdit edip durma. Sen nasıl bir adamsın lan? Ayrıca Şebnem'e söyle lütfen. Didem'i rahat bıraksın. Onun bir suçu yok. Niye? Ne olmuş ki? Manjayı almış kadının elinden. Alır alır. Ne ilgilendiriyor seni? Sen Didem mi kolluyorsun? Sanki onun umurundaymış gibi ya. Siz ikinizin ortak yönü ne biliyor musunuz? İkiniz de üzerinizde vazife olmayan işlere burnunuzu sokmaya bayılıyorsunuz. Bana bak. Alın şunu götürün. Gerçekten hiçbiriniz elimden alamayacaksınız şimdi. Hadi. Gidiyorum zaten. Hadi. Gidiyorum. Herkes anlaması gerekeni anladı. Ne bu halin senin? Ha? Sığamadım hiçbir yere. Bütün ne? Her şey üstüme geliyor benim. Sakin ol. Sakin ol. Manje meselesi değil mi? Ha? İnan maddi olarak hiçbir beklentim yok. Ama manje benim evim. Huzur bulduğum tek yerde orası benim ve tırnaklarımla kazıdım ben ya orayı. Bilerek yaptı. Benim hassas noktam olduğunu bildiği için oradan vurdu beni. Ya hadi Melisa yapsa anlayacağım da Şebnem'e ne ya? Ya neden böyle yapıyor inan bilmiyorum. Bak konuştum, anlattım, söyledim ona. Ama hiçbir işe yaramıyor.
Bizim ikimizin de sorunu bu Onur. Hayatımızı Şebnem yönetiyor. Ayrılsak da bu değişmedi. Patronu. Ne zamana kadar böyle devam edecek bu? Biz hep onun istediği kadar mı yaşayacağız? Onun izin verdiği kadar. Geldi mi Ahmet? Geldi, içeride dur. Bir şey soracağım. Ne bu manca olayı? Operasyon yapmışsın falan. O başlattı. Görmedin mi sabah yayınladığı videoyu? Şebnem Onur iyice zıvanadan çıktı. Bugün bana eğer beni yakarsanız ben de sizi yakarım falan diyor. Nasıl yapacakmış onu? Niyazi, Selo. Hepsinden bahsetti. Ne nasıl yapacak? Elinde delil yok ki bunun. Geçmişe dair var mı? Bizim var ama Onur'un yaptığına dair hepimiz şahidiz yani. Onur'dan bahsediyoruz. Mecbur kalırsa bırak suçunu itiraf etmeye gidip Şebnem yaptı bile diyebilir. Bunu göze alabilir mi sence? Niye almasın? Korktuğunda, mecbur kaldığında bu adam neler yapıyor gördük. Didem'le beraber şu an. Daha çok yapacak. Ne öneriyorsun? Şebnem, bu işten artık bir an önce sıyrılman lazım. Yeter. Umarım buna gerek kalmaz da. Gel hadi. Pislik. Ahmet. Hah. Geçmiş olsun. Vallahi teşekkür ederim Şebnemciğim ama işte gördüğün gibi geçmiyor. Şu Onur denen pislik yerinde durmuyor ki. Hayır. Anlamadığım şey ne biliyor musun? Şebnem her şeyi ben yaptım diyor ama ona bu imkanları sen sağlamadın mı? Yani Manje'yi biz senin sayende kurmadık mı? Hı hı. Evet. Yani bu durumda Şebnem senin ona sağladığın imkanlarla bize güç gösterisinde bulunuyor. Şirketten hisselerini de aldı. Seni boşadı ve evinde yeni bir hayat kuruyor. Bak, ev meselesini kastediyorsun. Ben onu Bora'yla konuştum. Evi istediğim zaman geri alabilirim ama. Ama? Didem. Didem, çocuklarım orada. Onların orada kurulu bir düzeni var. Alıştıkları bir düzen ve o düzenleri bozulsun istemiyorum. Düzen dediğin ne Onur? Mesut'la yaşayacak orada. Anne babası çoktan çöktü ki onu hiç anlamıyorum. Daha üç güne kadar birbirlerinden nefret ediyorlardı. Şimdi böyle bir minnoş anneanne dede mi oldu bunlar? Mesut da babalık yapmaya hazır. Ha, düzen dediğim bu yani. Ben biraz düşüneceğim. Özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Seni üzmek istememiştim. Bütün bu söylediklerimin farkında olduğunu biliyorum. Ama ben çok özür diliyorum. Sana. Yıllardır. Özür dilerim. Sen hep çok iyi bir baba oldun. Çok iyi bir eş. Şebnem seni hiç hak etmedi. Hoş geldin. Ahmet'i merak ettim de. İçeride. Ha, Melisa. Ex kocam. Kraliçem, gel. Gel, gel. İyiyim ben, gel. Onur mu yaptı sana bunu? Kendisi yapabilir mi hiç? Paralı asker tutmuş. Neyse ki Mesut geldi de bunlarla yırttım.
Ve benim yüzümden dayak yemek senin kaderin oldu eks kocam. öptü geçsin. Çok ağrılarım var. Hanımı terk etmen için bir gün var. Sessizce hayatından çekip gitmen için ne kadar istiyorsun? Bu mekanın sahibi. Benim. Benim mekanım sahibi. Didemciğim. Melisa. Gözlerim buğulanmış. Bu bakışları çok merak ettim. Yakından görmek istedim. Ben de seni yakından görmek isterdim. Görüntüleri izlerken. Ben güzellik aşığıyım biliyor musun? Çirkin şeylere fazla bakamam. Eminim öyledir. Ama sen bak bak. İyi bak. Hatıraların canlanır. Nerede durmuştum? Şurada bir yerdeydi değil mi? Bu masayı çok beğendim. Güzel güneş alıyor. Bu masada ben oturacağım. Bugün değilse bile çok yakında. Ha, ama tekrar geldiğimde servis ya da işletme değişmiş olabilir. Ya da ben değiştiririm. Gerçi biraz uzun sürdü ama ne demişler? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Niye bu kadar uzun sürdü ya? Aa, doğru. Arada koskocaman bir dönemim var. Melisa eline ne geçti? Aa, karnındaki bebek dışında. Ya adam seni o kadar istemedi ki huzuru geldi. Benim kollarımda buldu. Didemciğim, senin kollarında huzur yok. Senin kollarında ölüm var. Değil mi? Selo, Demir. Hı? Demir? Gerçi doğru. Sen onu kaçırmıştın. Neyse. Bana ne deniyor? Peki iki kardeşle aynı anda adına ne deniyor? Tamam yeter. Benimle daha fazla bu şekilde konuşmaya devam etme. Yoksa... Yoksa ne? Hı? Yoksa ne? Ne yaparsın Didem? Hı? Daha ne yapacaksın acaba? Bora Bey. İyi günler efendim. İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum efendim. Sağ olun. Şebnem Hanım içeride mi? Çıktı. Ne vardı? Bana da söyleyebilirsiniz. Acelesi yok. Beklerim ben. Kendisiyle konuşmam lazım çünkü. Tabii. Buyurun. Hayırdır avukat bey? Yaramaz bir durum yok inşallah. Yok yok. Buyurun buyurun. Ne yapıyorsun hala sen burada? Toplamadın mı eşyalarını? Gidiyorum. Gidiyorum Şebnem. Sen de yeni dostunla işte oturup böyle benim bitirmek için bir takım planlar falan yaparsınız. Ay ben miyim yeni dostum? Aklıma ne geldi? Aranıza Aysel'i de alsanıza. Hatta seninki neydi? Kara Şövalye. Mesut. Hı? Neydi senin lafın? Siz hepiniz ben tek. Benim laflarımı bana mı satıyorsun? Yok. Ben gerçeği söylüyorum. Birlik oldunuz ya bana karşı. Bu da benim lafım yalnız. Pardon. Didem, tekim ben, tekim. Hayatımda her zaman tektim. En iyi sen biliyorsun.
Seni hala korumaya çalışırken sabrımı zorlama benim. Beni koruyor musun? Aynen. Seni koruyorum hala. Her şeye rağmen hala. Ben olmasam ezip geçerler seni. Evet. Şebo Reis'e dua et. Aydın. Efendim Şebnemciğim. Efendim tatlım. Bundan sonra burayı sen işleteceksin Aydın. Nasıl işleteceğim ben burayı? Nasıl yapacağım Şebnemciğim? Ben de anlarım burayı işlet. Didem var zaten. Didem gidiyor mu gerçekten? Bilmem. Soralım kendisine Didem. Gidiyor musun artık? Aydıncığım. Tebrik ederim. Başarılar. Gazetecilik olacak peki benim işim var ben. Haber kovalarım yine ama değil mi? Gazetecilik yaparım yani. Ha? Evet, gerçekten. Ay, çok sağ ol. Aydın. Sağ ol. Şebnem. Bora Bey. Bahçede. Seninle konuşmaya gelmiş. Ağzını aradım ama hiçbir şey söylemedi. Bu başkanlığı devretmedim ya, ondan gelmiştir. Aysa göndermiştir. Siz acaba bu konuda bir şey yapmanız... Şebnem Hanım, ben de sizi bekliyordum efendim. Yollarımı gözlediğinize göre herhalde mühim bir konu. Ne oldu, Aysa çok mu kızdı? O ayrı bir mesele. Ben Onur Bey'in talimatıyla geldim efendim. Buyurun. Ne oldu, o ne istiyor? Ne bu? Tahliye emri. Onur Bey evi boşaltmanızı istiyor. Ne? Ne saçmalıyorsunuz siz? Burası benim kızımın evi, anladınız mı? Ne tahliyesi? Şebnem bir şey söylesene kızım sen de. Allah Allah. Efendim siz tetiğinizin farkında mısınız? Bu nedir ya? Efendim Şebnem. Onur. Neredesin sen? Geliyorum, konuşacağız. Hayır. Gerçekten hiç vaktim yok Şebnem. Hatta konuyu biliyorum. Daha önce de her şeyi konuştuk. Başka konuşacak bir şeyim de yok. Konuşacak bir şey yok mu? Onur, senin için yaptığım onca şeyden sonra beni evden mi atıyorsun gerçekten? Sen benim için ne yaptın Şebnem? Ha? Ne yaptın ki? Söyler misin? Ha? Demiri diyorsan... Bu tehdit mi? Ha? Sen de mi şantaj yapacaksın bana? Ben seni kadar alçalmam canım, korkma. Beni aşağı çeken sensin Şebnem. Sen ve sevgilin. Seni aşağı çeken Didem olabilir mi acaba? Baksana avucun içine almış bile. Ne alakası var Şebnem ya? Ya ben sana söylemedim mi? Evlenirsen çıkacaksın dedim. Ha? Benim evimde Mesut'la yaşayamazsın dedim. Onunla istediğin yerde, istediğin gibi yaşa dedim. Ha? Demedim mi? Ya ne Mesut'u ya? Ne diyorsun sen? Bu ev çocuklarımızın diyorum. Hala Mesut diyorsun bana. Ne yapacaksın? Polis soruyla mı öz çocuklarını çıkaracaksın evden? Hadi bakalım dene. Dene, çıkmıyor. Şebnem Hanım. Ya bütün sinirimi senden çıkaracağım. Aleyhimde bir şey olmaya gör. Hemen kolları sıvıyorsun sen de. Salak. Hoş geldiniz Nilgün Hanım. Otursanıza. Zamanım kısıtlı Didem. Mühim dedin, geldim. Bir an önce konuya girersen iyi olur. Bence
o kadar aceleye getirmeyin Nilgün Hanım. Sonuçta oğlumuzun geleceği söz konusu. Ne diyorsun sen? Diyorum ki aranızda Şebnem'i en iyi tanıyan benim. Malum en yakınıydım eskiden. O yüzden Mesut'la neden birlikte olduğunu bildiğimi söylemek istiyorum. Servet avcısı diyeceksen deme. Çünkü Şebnem şu an en az Mesut kadar varlıklı. Onun sevgisinden de benim hiç şüphem yok, onu da bil. Ne sevgisi Nilgün Hanım? O hala Onur'u istiyor. Düğündeki tepkisini görmediniz mi? Sırf Onur'a inat Mesut'la beraber. Didem, Onur'u asıl kimin istediğini bizzat gördüm. Düğündeki görüntüleri hepimiz izledik. Sen kendi rezilliğine bakmadan Şebnem'e mi laf ediyorsun? O görüntüler için ben de çok üzgünüm. Ama hiç düşündünüz mü? O görüntüler neden ortaya çıktı? Kim patlattı o görüntüleri? Melisa. Peki Melisa'ya kim verdi o görüntüleri? Ahmet. Ahmet kim Nilgün Hanım? Kimin adamı? Mamicim yalnız o Didem'in yüz ifadesini görmeliydin ya. Bence de elinden gidince kızın böyle bir kaldı ortada. İyi olmuş. Zaten Şebnem biliyorsun musallat etti Didem'i başımıza. Şebnem intikamını aldı yani. İyi olmuş. Demir'in bütün bunları görmediği çok iyi oldu. Ayrıca düşünebiliyor musunuz? İki kardeşi birbirine düşman edecekti ya bu kadın. Aa. Ay yeni kankam arıyor. Nasıl yani? Şaka şaka. Şebo Reis. Melisa, bu Didem karşı hamleyi yaptı. Onur beni evden atıyor. Ne? Onur seni evden mi atıyor? Aa, Onur seni evden mi atıyor? Ayso mu o yanındaki? Sadece Ayso değil, Macit Bey amcam da burada. Ay dur seni hoparlörü alayım, çift dikiş olmasın. Evet, dinliyoruz. Onur beni evden atıyor işte. İhtarname göndermiş evi boşaltmam için. Aa Onur'a bak sen ya. Hem suçlu hem güçlü. Şebnem, sen merak etme. Ben Onur'la konuşacağım. İkna etmeye çalışacağım. Sen sinirlenme. Ne konuşacağım sana? Ay dur bir dakika. Ne yapacağız biz şimdi? İntikam planımız ne? Bence Onur haklı. Ne yapacaktı yani? Şebnem'i mi bırakacaktı evi? Ya olur mu öyle şey? Çocuklar evlerinden olacaklar. Olmaz öyle şey. Ne demek evi boşaltmak falan? Ay Selim, düzen bu. Bozulur, yeniden kurulur. Sonuçta Onur koskoca adam. Ev onun üzerine değil mi? Şebnem'e de hissesini vermiş. Daha ne yapsın? Bence sen bu işe pek karışma. Öyle mi? Ben karışmayayım. O zaman yarın öbürsü gün Didem'i getirsin evine. Ha? Onu hiç düşündün mü? Yok ya. Açıkçası ben bunu pek düşünmedim. Ya? Bu hiç hoş olmaz. Yalnız bu Didem de az anasının gözü değilmiş ha. Emre. Zaten en başından beri hiç hoşlanmamıştım o kadından. Ya ben? Ay. Düşürme yüzünü be hatun. Bakarız bir çaresine. Of. Ya ne gerek var bunlara? Gerçekten kafam almıyor. Ne gerek var bütün bunlara? Of, canım çok sıkkın Didem. Onur yapma. Sıkma bu kadar canını. Yani... Tamam sen doğru olanı yaptın. Sonuçta senin de bir hayatın var. Ama yani.
Sen nasılsın peki ha? Bu manje olayı seni bayağı üzdü biliyorum, farkındayım. Ve bütün bunlar benim yüzümden oldu. Ya nasıl telafi edebilirim? Lütfen söyle. Onur, bir şey yapmana gerek yok. Bana karşı kendini sorumlu hissetmemen gerektiğini söylemiştim sana. Ama sorduğun için teşekkür ederim. Çok zarifsin. Efendim anne. Onur, konuşmamız lazım. Acil. Evde bekliyorum. Of. Ya tamam. Boşaltırız evi. Ne olacak? Gelirsin, burada kalırsın. Sonra birlikte yaşayacağımız güzel bir ev buluruz. Yok öyle bir şey. Ben çatışmadan geri çekilmem. Ne yapmak istiyorsun sen ya? Onur'la mı savaşmak istiyorsun tekrar? Hakkım olanı istiyorum sadece. Ya ev mi kalmadı Onur'a? Çocuklarımın yaşadığı evi gidiyor alıyor. Normal mi bu sence? Bana nasıl geldiğinin hiçbir önemi yok. Benim tek istediğim bu savaşta zarar görmemen. Anneme gitmiş. Garip garip şeyler söylemiş seninle alakalı. Ne? Ne demiş? Ya bir önemi yok ne söylediğinin. Didem'i kimse ciddiye almıyor ki. Ne demiş? Annen nerede peki? Annem üzülmüş. Bu kadar. Dediğim gibi Didem'i kimse ciddiye almıyor. Ay yok, bulurmayacak. Kafayı yedi herhalde. Bana sakın karışma demeyeceksin değil mi gene? Düşman olmuş, yaptığı şeylere bak. Ben diyorum ki Didem bizim mutluluğumuza gölge düşüremez, bu kadar. İstediğim tek şey şu evle alakalı, gurur yapma. O artık çok geç, yaptım bile. Yap. Yap. Anne, bu kadar acil olan nedir? Otur. Bak, beni ev meselesini konuşmak için çağırdıysan buraya. Yok, onun için çağırmadım canım. Ev senin evin sonuçta. Allah Allah. O senin tasarrufunda. Ben Şebnem de başka bir yere taşınsın canım. Ev mi yok? İyi. En azından bir konuda anlaştık. Öyle. Benim merakım bundan sonra ne olacak? Ne yapmayı düşünüyorsun? Evime taşınacağım. Orada yaşayacağım. Çocuklarımın istedikleri zaman gelip gidecekleri, geldiklerinde de çok rahat edecekleri bir evim olacak. Hı? Güzel. Peki Didem'le ilgili ne düşünüyorsun? Yani senin evine taşınmayı düşünürse buna izin vereceğimi düşünmüyorsun herhalde. Anne, hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ben sana ne dedim? Senden izin isteyen yok. Kimle istersem onunla yaşarım. Beni yönetmekten vazgeç. Yani amacın buydu öyle mi? Ha? Böyle kime kanca atacağı belli olmayan bir kadınla sen nasıl beraber olursun? Bu mu yani? Bütün yaygarayı bunun için mi kopardın? Vallahi hiç aklımda yoktu ama ne yalan söyleyeyim, sen soktun kafama şimdi bunu. Anne, neden anlamamakta ısrar ediyorsun ha? Bütün bu yaşadıklarım, başıma gelenler, bunların hiçbirinin Didem'le alakası yok. Didem'le ilgili değil bunlar. Bunların hepsi benimle alakalı, benim ne hissettiğimle ilgili. Ben sadece hayatımı istediğim gibi yaşamak istiyorum. O kadar. Öyle değil mi? Hayatını yaşamak. Sen zaten hayatını yaşıyorsun Onur. Ve sen o hayatını yaşa diye ben neler çekiyorum biliyor musun? Yaşa. Ya yaşa. Ben sana başka bir şey söylemiyorum ama ya bir Didem'e bak, bir de kendine bak Onur.
Başka kadın bulamadın mı Allah aşkına? Yok 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 yok. Yok. Ben sana anlatamıyorum anne. Hala o olur, bu olmaz, bu olur, o olmaz. Yeter artık ya. Yeter. Müstakbel gelin adayın Melisa ile evlenemediğim için kusura bakma. Ki ona aşık olan sendin, ben değildim. Ki ben Melisa'yı 10 sene önce de seçmedim. Hatırlarsan. İyi. Güzel. Uç Onur. Uç. Uç git. Havalan. Ama giderken kafan duvara tosladığı zaman ah canım çok yanıyor anne deme bana. Hadi git. Git. Sana güzel bir gün diliyorum anneciğim. Anne bak nasıl atacağım, tutamayacak. Ataş. Anne. Aa, anneyi ıslatmadan. At ablaya topu. Anne biliyor musun ben bu evde en çok yüzmeyi seviyorum. Çok eğlenceli. Hadi at. Bekliyorum. Atamadı. Ay. Of başım tuttu. Başım tuttu çok fenayım. Gözüme bile vurdu. E, ilaç içseydin? Her şeyi denedim. Hay Allah'ım ya. Bunlar nasıl başımıza geldi bizim böyle? Çıkacak mıyız şimdi biz bu ev? Bilmiyor çocuklar. Tamam tamam. Nasıl çıkartacak ki? Çıkartamaz. Zorlattıracak değil ya. Hele bir denesin. Bak ne yapıyorum ben ona. Hiç anne lafı dinlemiyorsun ki. Al şu evi üstüne dedim. Beni dinlemiyorsun ki bir kere dinlesen. Ha? Susar mısın lütfen? Bir sus. Zaten canım burnunda. Ama iyi. Hay Allah'ım ya. Kayıp mı ettik şimdi biz bu evi? Ne bu? Ne oluyor Şebi? Allah aşkına ser veriyorsun, sır vermiyorsun. Ne geçiyor yine kafamdan? Ne tilkiler dolaşıyor acaba yine? Düşünüyorum abi, hala. Düşünüyorum. Karar veremedim ondan. Harbiden ne yapacaksın Şebi? Ya bu kenafir gözü öyle bir şey yapalım ki böyle içimiz soğusun. Ben orada mıyım lan? Geçtim onu ben çoktan. Herkesten her şeyi bekliyorum abi. De... Bu Didem koydu lan bana biraz. Sen hala orada mısın ya? Dido seni gömdü. Üzerine toprak at, çiçek ekti. Sen hala orada mısın ya? Oradayım abi. Hala oradayım. Abi ben nasıl göremedim lan? Bunca yıl bu kadının bana öfkesini ben nasıl göremedim? Şebo, sana bir hikaye anlatayım dinle. Aç kulaklarını çok. Bir tane adam varmış. Bir balta hesap alamamış. Böyle balta bir, hiç balta hesap öyle. Ama bunun çok sağlam bir karısı varmış. Hep bunun yanındaymış. Adamın başına durmadan kötü kötü şeyler geliyor. Karısı alıp çıkartıyor. Adam bir şey beceri lap alıyor çıkartıyor. Hep arkasında kaya gibi duruyor. Neyse bu adam bir gün bir baltaya sap oluyor. Parayı buluyor. Dolarlar, tekneler, arabalar falan. İlk ne yapıyor? Hı-hı. İlk karısını boşuyor. Terk ediyor. Karısı diyor ki niye beni terk ediyorsun? Diyor sana diyor o kadar borçlandım ki diyor. Sen diyor hiç alacaklısı olan birini, seven birini gördün mü etrafında diyor. Bak bakayım diyor. Dido tam olarak sana aynını yaptı. Çünkü senden alacaklı. Ve unutma bütün yöntemlerini biliyor. Aynen. O zaman bize ne yapacağız? Ödeşmek adettendir deyip ödeşeceğiz. Şebu. Aynen Şebu. Kaldır kafanı, gömme kafanı toprağa. Kaldır şöyle bir etrafına bir bak bakayım ne oluyor. Bir de şu bir ince ver artık. Allah aşkına dilim damağım kurudu be karşında. Anne.
Annem. Anne ne oldu sana yine? Ne oldu annem? Niye öyle dedin? Yani hiç geceleri uyumuyorsun, hiçbir şey yemiyorsun. Kim üzdü seni? Benim küçük kızım büyümüş de annesini takip ediyormuş. Gel bakayım. Oh. Oh. Bir, sen ve Emre yanımda olduğu sürece bütün dünya karşımda olsun, hiç kimse beni üzemez. İki, anneler bazen öyle iştahsız, uykusuz falan olabilir. Üç, yerimdeyim. Sıkıntı yok. İşte böyle ya, yerimizdeyiz tabii, annem benim. Oh, güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Anne. Annem. Onur. Aa baba, hoş geldin. Hoş bulduk prensesim. Günaydın Şebnem. Günaydın. Sana da günaydın. Bugün çocuklarla zaman geçirmek istiyorum. Gezmeye mi gideceğiz? Parka da gideriz, dondurma da yiyeceğiz. Bütün günü size ayırdım. Ne isterseniz onu yapacağız. Tabii eğer senin için bir sakıncası yoksa Şebnem. Yok, bir sakıncası yok. Gezin tabii. Ama önce bir konuşalım. Ya dönüşte konuşuruz. Çok güzel bir güneş var. Vakit kaybetmek istemiyorum. Hadi çocuklar. Onur, bir konuşalım. Gidersiniz sonra. Ya sonra konuşuruz dedim ya Şebnem. Yani vakit kaybetmek istemiyorum. Çocuklarla zaman geçireceğim. İzin ver lütfen. Çok dondurma yemeyin aşklarım. Tamam anne, merak etme. Hadi. Hoşça kal. Hanımlar, kokteylleriniz bende. Tabii bu hep böyle olacak zannetmeyin sakın. Bu işletmeciliğimin ilk günü şerefi. Oh la la, Aydın daha dün şuradaydın. Geldiğin yerlere bakar mısın? Gurur evet duyuyorum Şehri seninle. Maşallah. Yani biz sana inanmıyorduk Şebnem'le yakın arkadaşım deyince ama doğru söylüyormuşsun. Tatlım, canım benim, ben ne zaman asparagas yaptım? Hatırlatayım mı? Evet, hatırlatayım. Aydıncığım, sen artık fakir değilsin arkadaşım ya. Bir tek kokteyl mi ısmarlayacaksın bize? Tabii canım, çık şu kıtlık bilincinden artık. Yani. Aydın, 520, para bana koş. Ben anlamam artık, bize bugün şey yapacaksın, hesaplar senden. Yok ya, gel bir de. Ne? Ne yapacaksın artık? Ne oldu? Koş koş. Ne oldu? Dur şimdi, dur. Hadi. Geline bak. Aman Tanrım. Geldi bile git. Aydın koşsana. Geç, durdur şunu be. Aydın. Geliyor, hadi durdursana Aydın. Didem o değil mi? Koş koş, hadi koş. Dido dede, Didem Hanımcığım. Buyurun. Aslında buyurmayın Didem Hanımcığım. Siz ne işiniz var buralarda canımcığım? Ne oldu Aydın? Manje herkese açık bir mekan değil mi artık? Didemciğim, bu masa Şebnem'e ait. Biliyorum canım. Yıllardır ona bu masayı ben rezerve ettim. Evet, biliyorsun. Yıllardır sen bu masaya kimseyi oturtmuyorsun. Şimdi de sen oturamazsın. Didemciğim, beni zor durumda bırakma lütfen. Her zamankinden rica edebilir miyim? Bayağı oturdu. Ne oluyor? Şebnem Hanım iyi günler. Evi tahliye etmeye geldik. Ne? Ece, Emre. Merhaba. Nasıl, keyifler yerinde mi? Hı? Keyiflerimiz gayet yerinde babacığım, gayet iyiyiz. Bize belemeci oynadık, ben kazandım. Oo, tebrik ederim.
Canlarım, benim sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Şöyle banka oturalım mı? Hadi gelin. Tabii, olur babacığım, ne olur. Geç bakalım. Biliyorsunuz anneniz evleniyor. Annem söylemişti Mesut abiyle evleneceklermiş. Ve evlendikten sonra onunla yaşayacak. Yani siz hep birlikte başka bir eve taşınacaksınız. Ben de sizin şu anda oturduğunuz eve taşınacağım ki geldiğinizde orada kalın. Nasıl fikir ama? Hani bu evden hiç ayrılmayacaktık? Annemin bundan haberi var mı peki baba? Demek ki o yüzden üzgündü. Prensesim, Mesut abiniz zaten yani benim evime taşınmaz ki. Hem sizin için değişen hiçbir şey olmayacak. Bak, istediğiniz zaman gelip gideceksiniz. Odalarınızı bile değiştirmeyeceğim. Her şey olduğu gibi duracak. Orası sizin eviniz. Ve hep öyle kalacak, tamam mı? Hı? Tamam mı? Tamam mı dedim ha? Tamam mı dedim? Tamam mı? O ev sizin. Tamam mı? Tamam. Ne yapacak beni? Polis zoruyla mı çıkaracak buradan? Çıkmıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Ya olur mu öyle şey canım? Bak, görüyor musun? Çocukları da o yüzden alıp götürmüş. Üzgünüm efendim. Evi tahliye edeceğiz şimdi. Bizi zor kullanmak zorunda bırakmayınız. Nasıl kullanacaksınız o zoru acaba? Beni kendi evimden nasıl çıkaracaksınız? Çok merak ediyorum. Çıkacaksınız Şebnem Hanım. Mahkeme kararı var. Bir dakika. Şebnem, ne oluyor? Mesut, beni evimden çıkarmaya geldiler polislerle. Sakin. Mahkeme kararı var. Bakabilir miyim? Evi tahliye etmek zorundayız. Anlaşıldı, evi tahliye edeceğiz ancak bize izin vermeniz gerekiyor. Ay ne? Nasıl boşaltacağız evi Mesut? Şebnem, sakin. Bora Bey. Ay, ben fena oldum. Kişisel eşyalarınızı toplamak için bir saatiniz var. Teşekkür ederim. Evet beyler, buyurun. Çıkmayacağım. Kimse çıkaramaz beni bu evden. Atamazlar. Atarlar. Ellerinde mahkeme kararı var, bal gibi atarlar. Zor mu kullansınlar? İşler bu hale mi gelsin? Şebnem, bizim çok daha güzel bir evimiz olacak. Çok daha güzel bir evimiz olacak. Bırak, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şebnem Hanım, telefon çalıyor. Ne? Söyle. Şebnemciğim. Didem geldi hayatım. Senin masana oturdu ve kalkmıyor. Ben çok daha güzel bir ev istemiyorum Mesut. Adalet istiyorum. Şebnem. Geliyorum birazdan. Yavuz, çantamı getir. Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor bu kız? Nereye gidiyor? Ya Aysel mamicim, ben sana diyorum ki Onur polis zoruyla Şebnem'i evden atıyor diyorum ya. Bir şey yapmamız lazım. Öyle mi? İlk defa duydum. Ben ne yapabilirim hayatım? O Onur'un evi sonuçta. Ne demek ne yapabilirim ya? Polis zoruyla diyorum. Polis böyle kelepçeleyip götürecekler. Ayıp denen bir şey var. Beniyse Onur beni dinliyor mu? Ha? Ne zaman dinledi? O yüzden sen de karışma lütfen. Otur oturduğun yerde. Ha, ayrıca rica ederim öyle dönme dolap gibi gezip durma. Aa, başım dönüyor artık, o tarafa bakamıyorum bile. Vallahi karıştım bile. Kusura bakma. Ayrıca senin neden bu kadar geri durduğunu da biliyorum ben. Sırf başkanla sana devretmedi diye, değil mi? Çok komik, çok komiksin. Necmişko, sen de bir şey söylesene. Ne diyebilirim efendim? Yani estağfurullah. Tatmin oldun mu?
Teşekkürler Necmi'ciğim. Rica ederim efendim. Alo Onur. Neredesin sen? İyi tamam. Geliyorum yanına. Tamam. Yiyin birbirinizi. Asla karışmayacağım. Ne haliniz varsa görün. Sen görürsün Necmişko. Aydın perişan. İlk gününde bir de yani. İlk gününde olacak şey değil. Yapıştı oraya. Kök saldı. Uf Aydın, bir olay çıkacak, bir şey olacak. Çok tedirginim ben. Bu kadın buraya boşa gelmedi. Bunun bir planı var. Allah Allah. Aydıncığım, git bir daha konuş canım. Ankor, hadi kalksana masadan. Kalkmıyor canım. Kadın kalkmıyor. Ay. Ne yapayım? Ne yapayım? Cesur ol ya, biz buradayız değil mi? Aydıncığım, arkanda kapı gibi biz varız. Hah, hadi. Bana güvenme. Sana güvenmiyorum Bahar. Zaten. Ay bugün ikinci bu. İyi bak. Ay var, bu da geldi ya, bayılacağım artık. Hoş geldin Şebnem. Ben de seni bekliyordum. Onur, sen ne yapıyorsun ben hiç anlamıyorum, tamam mı? Ben çünkü Şebnem olmasın sen şu anda hapislerde çürüyor olurdun. Hayırdır Melisa, hayırdır? Can düşmanın şimdi can dostun mu oldu? Ayrıca bütün bu hikayeyi başlatan sensin zaten. Şimdi de karşıma geçmiş Şebnem'i mi savunuyorsun bana? Evet, Şebnem'i savunuyorum. Çünkü o köprünün altından çok sular aktı. Aa tabii. Peki ya sen? Ya senin Didem'le ne işin olur? Sarı saçlarına mı vuruldun o Kadıköy Bitlisi'nin? Ne buldun yani o kızda? Sana ne? Sana ne Melisa? Ben sana düğünden Ahmet'in kucağında ayrılmanı soruyor muyum? Soramazsın canım. Çünkü her şey senin yüzünden oldu ya. Benim yüzümden ha? Benim yüzümden. Evet. Her şey benim yüzümden. Her şey benim suçum. Benim. Ha? Ya ayağınıza taş değse alıp bana atıyorsunuz. Ama artık buna izin vermeyeceğim. Bundan böyle bana attığınız her taşı size geri atacağım. Bundan böyle herkes haddini bilecek. Ayrıca benim hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi Didem için yaptığım falan yok. Madem evlendin, evimden çıkmanı istiyorum dedim. O kadar. Pes kere pes. Peki, Şebnem yarın polise gitse ki ben de ona destek çıkarım. Çünkü adam gömerken görüntülerim var elimde malum. O zaman ne yapacaksın cesur yürek? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Of. Ya sen ciğer mi yedin, yürek mi yedin? Ne oluyor sana? Yedim Melisa, evet. Yedim. Bir düşün yakamdan ya. Aa, andropoza girdin desem o da olamaz. Çünkü o zaman Didem'le ne işim var? Gider kendinden 45 yaş küçük birini bulursun normal şartlarda. Ne zannediyorsun Didem? Benimle girdiğim bu savaşı kazanabilecek misin? Şebnem, bu böyle sükseli laflarını seni tanımayan birine söyle. Ama yani buraya kadar geldiğine göre sen beni rakip olarak baya ciddiye aldın. Rakip mi? Sen baya gözünü karartmışsın belli. Aynen öyle. Artık eski Didem yok karşında. Hmm. Onur'a mı güveniyorsun? Çünkü bu zamana kadar hep benim gölgemde yaşadın da. Herhalde şimdi Onur'un gölgesine girdin. Hı? Kendime güveniyorum. Senin gibi. Eminim öyledir. Ama ne yaparsan yap sen başkasının gölgesinden çıkamazsın Didem. Öyle yaşamaya alışkınsın. Çıkamazsın. Bak
bu söylediğinde çok haklısın. Şimdiye kadar gölgedeydim. Evet. Çünkü bunu ben tercih etmiştim. Ama artık güneşe çıktım. Şebnem'den önce tanıyorum seni. Uçağa her geldiğinde her bir hareketini izlerdim. En ince ayrıntısına kadar. Biliyor musun? Bana adımla hitap eden tek kişi sendin. Öyle üst perdeden öyle hostes hanım falan da demezdim. Hep Didem Hanım. Ve her seferinde de teşekkür eder. Öyle mi yapıyordun? Sonra o gün ben Şebnem'i aradım senin için. Dedim iyi biri. Onur da güzel adam. Ondan sonra da benim hikayem olmadı. Kendime ait bir hayatım olmadı. Öyle kenar süsü gibi kaldım işte. Ben uzun zaman önce o kararı vermemeliydim. Belki de Şebnem seninle hiç tanışmamalıydı. Belki o zaman bir hikayemiz olurdu. Bu belki de bizim hikayemiz olurdu. Dikkat et, o güneş yakmasın seni. Yakarsa yaksın be. Ne olacaksa olsun. Ama artık karşında ben de varım. Hem de diğerlerinden daha sağlam durabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu dediklerini yaparsın. Çünkü seninle işin bittiğinde bu laflarını sana hatırlatacağım. Ve emin ol sana zerre acımayacağım Didem, biliyor musun? Hayat, belki bu lafları ben hatırlatırım sana. Diğerlerinden farkı ne olacak biliyor musun? Bu benim son kırışın. Tehlike uzaklaştı. Belli olmaz, hala biri orada oturuyor. Efendim Melisa? Şebnemciğim, ben çocukları aldım, Aysel Mami'ye getirdim. Ha, iyi yaptın. Şimdilik babaanneleriyle dursunlar. Peki biz ne yapıyoruz? Var mı kafanda bir şey? Ne yapacaksın? Evden çıkacak mısın yani? Melisa, sonra konuşalım mı? Ay Allah ya. Homeless kaldı bu kız. Of. İyi misin tatlım? Hı? Bak Şebnem, gerçekten ben izin vermedim ama oturdu kalkmadı. Ne yaptıysam kaldıramadım. Tamam Aydın. Senin bir suçun yok zaten. Ne o gözler yine fıldır fıldır. Var hakkında bir şey senin. Zaten benim tanıdığım Şebnem bunu Didem'in yanına bırakmaz ama. Aydın, bir daha o buraya girmeyecek. Anladın mı? Anladım. Bitti değil mi her şey? Bu adamın evinde tek bir çöp bile kalmaz. Her şeyi topladım. Bırakır mıyım o tipi yozun evinde? Ulan şu Onur var ya, şeytan diyor ki sık kafasını artık. Ne oldu, niye güldün? Ne bileyim, bir ara ben de düşünmüştüm kafasına sıkmayı. Sıksaydın o zaman, niye sıkmadın? O zaman bu dertleri yaşamazdık.
İyi misin? Kızım, ne yapıyoruz? Çıkıyor musun şimdi? Gidiyoruz, evet. Nereye? Ya, merak etmeyin, ben iyi bir otel ayarladım. Yok, otel olmayacak. Bana gidelim. Mesut, olur mu? Yani biz çok kalabalığız, çocuklar var, bunlar var. Yani otelde kalırız biz evlenene kadar. Zaten evlendikten sonra beraberiz. Olmaz. Çok özür dileyerek isteğimi lütfen kabul edin. Yani siz bende kalın, ben otelde kalayım. Tamam. Teşekkür ederim. Geçecek, merak etme. Buyurun, buyurun, böyle buyurun. Şebnemciğim, bu Onur elbet bir gün yaptıklarının bedelini ödeyecek. Hiç sıkma canını. Yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Şuradan. Tamam. Ahmet sadece beni atmadı ki, çocukları da attı evden. Zaten o ağrıma gidiyor. İyi de anlamadığım bir şey var Şebnem. Yani neredeysen çocukların evi orası. Sakin. Sen ne yapacaksın Mesut? Düzenini bozduk. Otelde mi kalacaksın? Saçma sapan. Ya kafa dinler biraz ya. Merak etme, ben yalnız bırakmam onu. Aynen öyle. Ayrıca olaysız bir gün geçireyim ya, bırak. O evden de çıktığına mutlu oldum zaten. Mutlu mu oldun? Evet, mutlu oldum. Çoktan yapman gereken bir şeydi. Yeni bir hayata başlamak istiyorsak, yani yeni bir başlangıç olması gereken oldu bence. O zaman herkese yeni başlangıçlar dilerim. Seni de unuttum sanma Ahmet. Ne yaptın ettin, kaptın mı Elisa'yı? Gerçekten Azmin'i takdir ettim bu arada. Bravo. Evet, biraz öyle oldu. Dostlar, birini seviyorsan onun için savaşacaksın. Kesinlikle. Şimdi hanımlar gitti, eşyalar hepsi taşındı. Ben de sizi bekledim. İyi yapmışsın Rohan. İyi yapmışsın. Didem Hanım'ı tanıyorsun. Evet. Bundan böyle kendisi burada yaşayacak. Senden ona da yardımcı olmanı rica ediyorum. Evet, özellikle çocukların burada olduğu hafta sonlarında bize yardımcı olursan çok mutlu olurum. Teşekkürler Onur Bey, ben burada kalmak istemiyorum. Şimdi hanımın yanında olacağım. Hoşça kalın. Roha? Ne oldun? Ne bari? Onur Bey geldi az önce. Ben de çıktım. Kötü bir şey demedi değil mi sana? Yok ama... Ne Roha, ne oldu? Artık Didem Hanım'la yaşayacakmış o evde. Zaten birlikte geldiler. Adamdaki yüzsüzlüğe bak be. Ya tamam, ne yaparlarsa yapsınlar. Umurumuzda değil.
Doğu'yu ne yapacağız? İçeri geçelim. Gel. Ben de bir şeyler içeceğim. Şebo. Nasıl soktu hançeri? Ey yavrum ey. Dido'ya bak sen ya. Vay be Dido'ya bak ya. Ne yapacaksın Şebo? Öldüreceğim mi harbiden? Ok yaydan çıktı bir kere. Ya hayır ya Şebo, Allah aşkına benim istediğim kadın Dido değil bunun. Sen biliyorsun ben ona hiç o gözle bakmadım. Ben istemiyorum. Tamam tamam hadi. Nasıl kurtulacağız? Düşünüyorum. Mesut'u kızdırmamam lazım aynı zamanda. İyi bir plan yapmam lazım. Bunu düşünüyorum. Şebo. Bu Dido'ya öyle kinlendim, öyle kurdum ki ona. Buna kimseye yapmadığım bir şeye böyle hevesi böyle kursağında kalsın. Her şey var mısın lan? Varım ulan. Gel bitirelim Dido'yu. Bize karşı düşman olmak neymiş gösterelim Dido'ya. Hadi. Gösterelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. İzmir tulumu mu var bunun içinde? Hı hı. Sen nereden biliyorsun İzmir tulumunu sevdiğimi? Yani sevdiğim yemekleri falan. Hı? Çünkü seni iyi tanıyorum Onur. Neyi sevdiğini iyi biliyorum. Hı. Biliyor musun? Üzerimden koca bir yük kalktı. Herkes kendi hayatına baksın artık. Dememe kalmadı. Şebnem'dir. Ben bakayım. Yok yok sen otur. Sen otur ben bakarım lütfen. Anne. Ah, merhaba. İyi akşamlar Onur. Onurcuğum. İyiydi aslında. Çocukları bıraktık Şebnem'e. Sana uğrayalım dedik. Buyurun. Biz de yemek yiyorduk. Yemek mi? Kiminle? Hoş geldiniz. Buyurun, birlikte yiyelim. Utanmıyor musun sen bu eve gelmeye? Ha? Bu ne rezillik? Bir de yemeğe davet ediyor. Anneciğim lütfen saygılı ol. Didem artık bu evde yaşıyor. Nasıl yani? Birlikte mi yaşıyorsunuz? Ne diyorsun Onur sen? Bunu da mı yaptın? Yani bu kadını mı seçtin sen? Bu? Onur. Ya sen nasıl alırsın onu bu eve? Sana tam da senin kelimelerinle cevap vereyim. Burası benim evim. Sana hesap verecek değilim. Pes artık ya, pes! Siz nasıl insanlarsınız? Benim oğlum sizin yüzünüzden sırra kadem bastı. Hele sen nasıl bir kadınsın? İki kardeşle birden oluyorsun. Hiç utanma yok mu senin? Yeter, yeter artık, yeter, yeter. Derhal bu evi terk edin. Buraya gelip benimle birlikte yaşayan kadına hakaret edemezsiniz. Sana bedduaya gerek yok. Sen belanı bulmuşsun zaten. Sürükleyecek seni de bataklığa. Anneciğim hadi, sana fikrini sormadım. Lütfen. Bana bak. Annenle doğru konuş, benim canımı sıkma. Sıkarsam ne olur Macit efendi? Ne yaparsın? Hayır, hayır, sakın. Sakın Macit. Biz gidiyoruz.
Bir daha da bu eve geleceğimiz yok. Hadi bunu biliyorum. Ama sen... Onur, sen bu oyuna nasıl düşersin? Yazık. Çok yazık. Gitmene hiç, hiç gönlüm razı değil gerçekten. Ya tamam, bunu konuştuk. Özür dilerim. Seni de peşimden sürükleyip duruyorum. Şebnem, kızacağım ama... sen benim müstakbel karımsın. Birlikte bir aile olacağız. Öyle ama... Ne ama? Kızacağım ha. Birini sevmenin bundan daha az olduğunu mu düşünüyorsun? Hı? Ben nasıl bir iyilik yapmış olabilirim de sana rastladım acaba? Beni haberdar et. Sen de. Baban Emre'yi yatırmaya çıktı yukarı. Ha, iyi. Ha. Anne, biz artık burada mı kalacağız? Ay, şimdilik öyle anneciğim. Yani biz Mesut abinle evleninceye kadar öyle, evet. Biliyorum, babam bizimle konuştu. Hepimiz hep beraber ayrı bir evde kalacakmışız. Uy, bir de konuşuyor mu o çenesi kopasıca? Yavaş mı gelsen acaba? Çocuğun yanında. Aynen anne, bence de abartıyorsun. Aşkım, geçici olarak yani buradayız. Yeni bir düzen kurana kadar. Tamam anneciğim. Oh. Çıldırttı artık beni. Ya kadın iki oğluma birden kanca attı. Yok ya, böyle olmaz. Benim buna müdahale etmem lazım. Defolup gitsin bu kadın. Dur bir dakika, bekleyelim. Daha şey yapmayalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Şebnem çocukların yanında konuşmak istemedi de... olayı duydunuz galiba. Duyduk maalesef, duymaz olaydık. Macit Bey, biraz özel konuşabilir miyiz? Hay hay, ben arabadayım. Evet, dinliyorum. Nedir mesele? Mesele Demir. Demir mi? Macit Bey, oğlunuz kaçtıktan sonra bir anda Onur'la Didem sevgili oldular. Size de garip gelmiyor mu? Ne demek istiyorsun? Ne bileyim, eski cinayet büro komiseri olarak benden araştırma yapmamı istediniz. Ben nacizane, benim için şüpheli gelen bir şeyi sizinle paylaşmak isterim, bu kadar. Rahatsız etmedim umarım. İyi geceler. Lütfen üzme kendini bu kadar. Bak, bu olan biten her şey için çok özür dilerim. Ama uyarmıştım seni. Herkes benim üstüme geliyor. Tek kötü benim.
Bak bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Hiçbirini. Annemi tanıyorsun işte. O da herkes gibi zamanla alışacaktır zaten. Öyle mi diyorsun? Merak etme. Bir daha kimsenin sana böyle davranmasına müsaade etmeyeceğim. İyi ki yanımdasın Onur. İyi ki varsın. Ay sağ ol Necmişko. Nerede kaldı bunlar ben anlamadım. Ay Selim yeter artık tükettin kendini. Ay, ay Selma niye? Ne oldu? Canım sen uyumadın mı hala? Ay uyuyacaktım ama sizi bekledim ne oldu? Ay ben söyleyemeyeceğim. Macit sen söyle. Onur Didem'le aynı evde yaşamaya başlamış. Ne? Aynen öyle. Yani gözümle görmesem inanmazdım. Resmen öyleler. Şu kadar hatırım yokmuş biliyor musun? Şu kadar. Üzülme. Bir de çocuğunu doğuracağım. Üzülme sen ne olur. Nesini beklemişim ben bu adamın ya bunca sene? Ben yatmaya gidiyorum. İnşallah haftalar boyu uyanmam Aysel Hanım. Melisa olur mu bir tanem? Üzülme ne olur. Üzüleceğim. Ya Melisa ben seni birazdan geleceğim yanına canım. Üzüleceğim Aysel Hanım. Ay rol çalıyor. Ben şu an üzülüyorum. Benim oğlum gitti çünkü. Gel. Oğul değil canavar doğurmuş ya resmen. Aysel Mami dedik. Bağrımıza bastık. Efendim Melisa. Şebo Reis. Hayırdır ya? Sen benim o evde yaşamama izin vermedin de Didem'e mi izin verdin? İyi işte bu da bana dert olsun. Hayır canım olmasın. Ya senin vardır bir intikam planın söyle ne yapıyoruz? Var evet bir şey yapıyoruz. Ama sen karışmıyorsun. Hamilesin bir şey olacak falan. Ay neden pozitif ayrımcılık yapıyorsun ya? Başladığımız işi bitirelim. İyi Melisa, iyi. Gel o zaman, bekliyorum. Geliyorum. Miyiz? Gömeceğiz değil mi? Ay, keşke Ahmet'i de çağırsaydık. Niye? Değil artlarımı yeni yaptırdım. Bozulsun istemiyorum. Melisa saçmalama ya. Beni bekle. Bırak onları da elinden. Nereye gidiyorsun? Ne? Deri de ıslanmak. Beni havuzda boğduğunda nasıl ıslatmıştık her tarafı.
Ama ben hamileyim ya. Bu koku beni mahvetti. Başlayacağım baba. İnşallah Didem'in saçı yanar. Rengini tutturamamıştı çünkü bir türlü. Günde 10.000 adımımı böylece tamamladım. Bu bir kardiyo çalışması sonuçta. Üstüne gelmesin bizi. Benimkini de at. Ben hamileyim, çok yoruldum. Ne diyorsun? Ortalığı ateşe verelim mi? Hı? Verelim.